Euro Truck Simulator 2 mod inceleme serisine hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda Dodge Challenger modu var. Video keyfinizi böldüğüm için özür dilerim. Şu anda yapmış olduğum Turist Bus Simulator çekilişine katılmanızı istiyorum. Aranızdan iki şanslı kişiye Turist Bus Simulator Steam Key vereceğim. Çekilişimizin bitiş tarihi 02.02.2019-23.59'a kadar 3 Şubat'ta da çekilişimizin sonuçları canlı yayında ya da video şeklinde açıklanacaktır. Haberiniz olsun. Video altındaki linke tıklayarak Gleam.io sitesinden çekilişe katılabilirsiniz. Gerekli şartları tamamlayarak şansınızı arttırabilirsiniz. O zaman ne bekliyorsunuz? Hadi çekilişe katılın. Yapımcıları Berat Avşi, Metehan Bilal, Nazım Can, Küçük Ateş. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir mod yapmışlar. Benim de çok sevdiğim araç markasıdır Dodge. Özellikle Charger ve Challenger modları araçları gerçekten çok seviyorum. Özellikle 69 ve 70 model eski kasa Charger'lar benim için ayrı bir zevki var onların. Üst motor kaputu üstünde motor var ya, nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama kaputun üstünde motor var ya arkadaşlar, onları falan çok seviyoruz. Bu arabada şöyle bir özellik var. Arabada O tuşuna bastığımız zaman çakar lambaları var. Çakar lambaları çalışabiliyor. Bu arada Furkan'ın ışık modunu kullanıyorum. Onları da sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi aracımızı nereden ve nasıl satın aldığımızı göstereyim. Çekici galerilerine girip DAF'a girebilirsiniz. Buradan çevrimiçi satın al deyip. Aracı Dodge Challenger SRT standart olarak geliyor zaten. Özelleştir dediğim zaman motor kaputu açık olarak geliyor. İsterseniz motor kaputunu takın, isterseniz takmayın, bu size kalmış bir şey. Ama gerçek bir görüntü elde etmek istiyorsanız motor kaputunu takmanızı öneriyorum. A808 beygir motoru var ancak bu yolda hissedilmiyor bu beygir. Biraz düşük olmuş. 6 vites, iç tasarım bu şekilde aracın. Daha sonrasında renklendirme aynı şekilde duruyor. Bu aksesuar seçimini geldiğim zaman şurada orijinal ve body kit olarak ön tampon ekleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında HKS intercooler ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz kaldırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. HKS'yi ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında siyah şeritler var burada. Kırmızı şerit, beyaz şerit. Tamamı gözükmüyor. Kaputu ekledikten sonra tekrar buraya gelirseniz diğer şeyler eklenmiş oluyor. Mesela kaput üstüne siyah çizgi çekebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel. Daha sonrasında aracın çakar ekleyebiliyorsunuz aracınıza. İster farlara yakın olsun, ister ortaya yakın olsun. Size kalmış bu tamamıyla. Sizin tasarımınıza kalmış. Daha sonrasında aracın yanına body kit ekleyebiliyorsunuz. Body kit eklediğiniz zaman tam bir yarış arabasına dönüşüyor adeta. Hızlı ve Öfkeli serisinden bilenler bilir zaten aracı. Buradan tekrardan aynı şekilde arkaya orijinal ya da body kit olarak takabiliyorsunuz. Ben body kit taktım ama SRT'nin orijinal şeyini de taksak olurmuş. Kemal Atatürk imzalı. Takılabilir. Başka bir özelliği yok dışarıda. Hemen şuraya bakalım. Şuraya bir de buradan kedi gibi bir şey koyabiliyoruz. İç tasarımında hiç herhangi bir şey ekleyemiyoruz. Onu sizlere söyleyeyim. Aracımız bu kadar. Satın aldıktan sonra sürebilirsiniz. Bu arada kendine ait Dorse'si de var. Dorse'yi de hemen nerede? Dorse galerisinden satın alabilirsiniz. Şöyle Euro Truck Simulator'a gidip şu karavan Dorse'sini alıp kendi yüklerinizi bu Dorse ile beraber taşıyabilirsiniz. Şimdi aracımızın içerisine girdiğimiz zaman şöyle bir özelliği var. Araçta direksiyon ayarlaması mevcut. Bakın şöyle direksiyon ayarlaması bu araçta mevcut. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü diğer modlarda olmayan bir özellik bu oyunda mevcut. Bu araçta mevcut. Şöyle çakallarımızla yakalım ve aracımızı çalıştıralım. Evet, aracın kendine has bir sesi var. Bakın şöyle. Başka araçlarla bir ses değil. Şöyle otomatik vites gideceğiz zaten. Vites animasyonu mevcut değil. Ama el freni var. Bakın mesela. El freni bu şekilde çıkıyor ama el freni de o kadar çok iyi değil. Hani öyle iyi yapılmış bir el freni değil. Çünkü otomatik viteste el freni var bu aracın. Hani o yüzden. Yani viteste olduğu için el freni, park freni. Biraz saçma duruyor açıkçası bu modlarda. Şimdi neredeyiz? İtalya haritasındayız. İtalya'dan çıkacağız. Roma'ya doğru gideceğiz herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakayım bir kontrol edeyim. Yok, Napoli'ye doğru gidecekmişiz. Gidelim, sıkıntı yok. Şöyle hızlanalım biraz. Araçta bir saçma bir şey daha var. Parlama yapıyor arkadaşlar. Cam dışarıda parlamıyor. Mesela orijinal dışarının görüntüsü böyle ama içten baktığımız zaman bayağı bir aydınlık gözüküyor. Bu insanın canını sıkabilir. Ama moda baktığımız zaman ayrı bir dünya oluyor. Şöyle arkasına falan bakarsanız stoplar falan her şeyi çalışıyor arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Gerçekten güzel çakallarımız falan çalışıyor. Angel'larımız zaten orijinal. Onlar da çalışıyor.
Yani bu şekilde doça hastalığınız varsa bu aracı gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Fizikleri benim hoşuma gitti. Araba gerçek şey gibi yani. Böyle yarış hissi veriyor sizlere. Spor araba hissini çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Onu sizlere söyleyeyim. Dörtlülerimizi yaktık, hemen onları kapatalım şöyle. Evet, savursun diye bakıyorum da araba o savurma şeyine hiç girmiyor, riskine girmiyor. Yalnız şunu söyleyeyim, hiç araba 808 beygir gibi değil. Normal bildiğiniz Skoda beygirini kullanıyoruz biz şu anda. Skoda hızında devam ediyor araba. Hani bu biraz can sıkıyor çünkü Skoda ile bir yarışmak isteseniz Skoda sizi çok rahatlıkla geçer. Bu moda onu yapmamışlar. Ama olsun, yine ayrı bir zevki var. Sizler mod bilginiz varsa dev klasöründen ayarlayabilirsiniz arabanızın hızını. Ben dokunmadım. Normalde ben biliyorum yapmasını ama dokunmak istemedim. Orijinal bir şekilde nasıl yapılmışsa o şekilde göstermek istedim sizlere modu. Normalde ben bu arabayı uçururum yani, gaza bastığımız zaman. Onu da sizlere aktarmış olayım. Şimdi 5. vites gidiyoruz. Kaç vites araba, onu merak ettim. Şöyle 6 vitesmiş arabamız ama 6 vitesi tabii ki de istemiyor. Şöyle otomatik vitese tekrardan verelim. Otomatik otomatik gidelim abi. Çakallarımız çalışıyor bu arada. Bir yansıma gibi bir şey söz konusu ufaktan. Dediğim gibi arabanın içerisinde bir parlama da var. O da biraz sıkıntı. Şunu söyleyeyim. Turist bas çekilişimiz var. Ayın ikisinde bitecek. Yani 2 Şubat'ta bitecek olan turist bas çekilişimiz var. 2 şanslı kişiye turist bas vereceğiz. Çekilişi video altından katılmayı unutmayın. Zaten video başında da gördünüz çekilişi ayrıntılarını. Orada ayrı bir girişte videoda bahsettik. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. Dediğim gibi video altından çekilişe katılabilirsiniz. Hem Yüksel'in linki var hem benim. Yani toplam 3 turist bas vereceğiz. Birisi Yüksel veriyor. İkisini ben veriyorum. Onu da sizlere söyleyeyim. Yüksel'in bitiş tarihi yok. Yüksel 1000 takipçi de verecek. 1000 takipçi şartlı onunki. Benimki normal doğum günümde sizlere hediye edeceğim. Böyle bir karar aldım. Bakalım, inşallah sıkıntısız bir şekilde ihtiyacı olan birisine veririz. Güzel de olacaktır diye umuyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Arabanın içi gerçekten sade bir tasarıma sahip. Onu sizlere söyleyeyim. Öyle hiç şey yok. Bakın, ışık da vurdu. Böyle hiç abartılı bir şey yok arabanın içinde. Gayet normal. Bir mod inceliyoruz. Sağlam bir mod. Dediğim gibi tekrardan yapımcıların şöyle bir gözden geçirirsek. Berat Avşin, Metehan Bilal ve Nazım Can Küçük Ateş bu aracın yapımcıları. Onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir mod bizleri karşılıyor. Şu ana kadar herhangi bir yere vurmadık. Çünkü fizikler falan güzel. Ben onu beğendim. Fizik olayı bayağı hoşuma gitti. Arabanın kamera hareketleri falan da güzel. Aynalarda pürüz yok. Aynalar gerçekten rahat bir şekilde çalışıyor. Şu orta aynada bir sıkıntı var. O da herhalde yapılır, düzeltilir. İlerleyen versiyonlarında düzeltilecek şeyler bunlar. Röterleri denedim, çalışmıyor. Röterler yok zaten bu arabada. Sanmıyorum olacağını da. Öndeki arabanın arkasına dayandık, gidiyoruz. Şöyle 7 kamerasından lastik görünümüne bakarsak güzel. 3 kamera üst, ön kaput kamerası, arka şey, ön tampon, yan tekrardan. Arabamızı şöyle bir de iki kamerasına bakalım tekrardan şöyle. Araba gerçekten güzel, onu sizlere söyleyeyim. Bayağı tatlı olduğunu da aktarayım tekrardan. 160 km hızla beraber gidiyoruz. Bu arada gerçek o sıfırdan başlama olayı devam edecek. Onu unuttum sanmayın. Dediğim gibi haftada iki video ya da bir video şeklinde o seri devam edecek. Belli olmaz. Biraz da fazlalaşabilir. Diyarbakır haritasında yapıyoruz bunu zaten. Umarım güzel olacak bir seri. Diyarbakır olmadığından sıkıntı çekebiliriz. Çünkü Diyarbakır halen eklenmedi haritaya. Bana verilmedi yani. En azından tamamlanmasına gerek yok. Bir bağlantı yolu falan olsaydı ayrıyetten o yoldan gidebilirdik. Mesela dıştan falan bir dolaşma yol gibi bir şey olsaydı o yolu kullanabilirdik ama böyle bir şey olmadı. Cengiz şu anda uğraşıyor diye biliyorum. Yani uğraşmıyor da olabilir. Bakın, frene bastık, bayağı bir yavaşladık. Öndeki adam birden hızlandı bizden. Böyle de durumlar ufak ufak mevcut modda.
Onu da aktarayım sizlere. Video alttan modu indirebilirsiniz. Her zamanki gibi video alttan modun linkini bırakacağım. ETS2LT'nin sitesinden indiriyorsunuz modu. Onu da tekrardan söyleyeyim. Şöyle arabanın kaputundan bakarsak araba bayağı şey gibi duruyor ya. Kaput değil abi bu, üst görünüm. Değil mi? Aynen bu üst görünüm. Doğru, bu üst görünüm. Bu tampon görünümü. Bu üst görünüm. Kaput değil arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hop, bir dakika dur. Güzel. Yalnız araba normalde hasar alması lazım ama şu anda almadı. Yani hasarsızlık modu falan yok normalde. Arabanın canı istemedi herhalde almak. Şimdi şöyle bir duralım. Tekrardan gaza basalım. Yalnız o araba Dodge şeyini veriyor yani. Onu size söyleyeyim yani. O Dodge kalitesini, o Dodge şeyini, markasını sizlere hissettiriyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Bir kez daha aktarayım. Gerçekten süper bir mod olmuş. Biliyorum biraz geç kaldım ben bunu incelemek için ama araya çekiliştir, odur budur bunlar girdi. Mecburen geri kaldı. Ama olsun, sıkıntı yok. Zamanlama önemli değil fazla da. Biz yeter ki modu inceleyelim, o yeter. Güzel bir mod. Takdir ediyorum yani yapımcıları bir kez daha. 200 km normal maksimum ama yani bu araçların oynanmış beygirleri de var. 800 beygir mesela, 900 beygir, eski 69-70'ler 900 beygire kadar çıkıyor. Yani bu şekilde araçlar var. Özel yapım modlar, şeyler var. Araçlar var. Özel yapım araç modları var işte. Onlar var. Yani gerçek hayatta mod diyoruz biz buna. Hani böyle şekiller var. Motorlar falan daha da güçlendirilmiş olarak. Şurada duracağız. Oha! Evet, hasar alıyormuş arkadaşlar, onu öğrendik. Yok artık ya. Dur, şöyle bir geri alalım. Onu da nasıl vurdum o arabayı ya? Şu Dacia'yı gerçekten güzel modellemişler arkadaşlar, onu size söyleyeyim. Dacia'nın modeli oyunda gerçekten süper. Dışarıdan bakarsak vururuz tabi arabayı. Dacia benim çok hoşuma gidiyor. Yani oyundaki modeli çok güzel arabanın. ...29 kilometremiz kalmış. Bir şey kalmamış arkadaşlar. Geldik ne de olsa. Dediğim gibi video altından hem çekilişlere katılabilirsiniz, hem yükselinkine hem benimkine katılabilirsiniz, hem de modu indirip kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir mod. Bir kez daha buradan sizlere bunu söylemek istiyorum. Gönül rahatlığıyla indirip oynayın. Gişeden de geçtik. Tamam. Hiç sıkıntı yok. GPS falan efsane yalnız ha. Böyle değişik gösteriyor. Güzel olmuş GPS falan. 3 boyutlu GPS şekli var arkadaşlar o şeyde. Araçta. O da ayrı bir güzel. Aslında 3 boyutlu değil ama yani onun yapısıyla beraber 3 boyuta dönmüş. Biraz böyle esniyor şu yerler, yollar falan. O 3 boyut yapmış kendisini. Güzel olmuş. Şöyle hemen yükümüzü bir teslim edelim. Evet, burada da vurduk tekrardan. Şöyle bir arabamızı geri alalım. Evet arkadaşlar, gerçekten güzel bir yolculuk oldu. Ben sevdim. Araba 10 numara. Sizlerin de kesinlikle oynamasını tavsiye ediyorum bu modu. O zaman vedamızı edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu ben Mehmet ben arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonuna kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altına like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.